Merhaba arkadaşlar, phphocam.com'a hoş geldiniz. Sıradaki dersimiz JavaScript Popup Box. Popup Box'lardan ilk baş Alert Box'ı göreceğiz. Alert ne demek? Uyarı demek. İngilizce'de uyarı anlamına geliyor. Ne işe yarıyor peki? Hemen göstereyim. Deneme işlemini açalım. Örneğin kullanıcı bir form doldurdu. Tıklıyoruz. Formu bitirdi. Tıklıyor. Tamam diyor. Gönder diyor. Kaydet diyor. Ondan sonra bir uyarı gösteriyoruz ona. Diyoruz ki formu eksiksiz doldurduğunuzdan emin misiniz diyor mesela. Tamam ederse devam ediyor. Ya da bir şey indirecek. Tıklıyor. İndirmek istiyor musunuz diye emin olup olmadığını soruyoruz kullanıcıya. Tamam dediğinde işleme devam ediyor. İndiriyor. Bu gibi şeyler için kullanılıyor. Hemen bir tane input koyalım body tagleri arasına. Input type diyorum eşittir tırnak işaretleri arasında button diyoruz. Button one click diyoruz. Bunu button input eklemeyi HTML derslerinde göstermiştim. One click tırnak işaretleri arasında. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar HTML'e dönebilirler eğer öğrenmek istiyorlarsa. One click, on click dedik. Şimdi hangi özelliğimizi kullanacağımızı belirtiyoruz. Show alt-tire alert diyoruz. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Show alert özelliğimizi kullanacağımızı belirtiyoruz inputumuza. Value ise, value neydi arkadaşlar? Value ise butonun üzerinde yazacak yazı. Yani butonun üzerinde indir yazsın butonun üzerinde. Burada Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Değer olduğu için ve kapatıyorum inputumu. Ctrl C dedim. On click, her şeyi doğru yaptık sanırım. Evet, deneme işlemini açıyorum. Gördüğünüz gibi bir indir butonum var. Fakat herhangi bir fonksiyon eklemediğimiz için JavaScript'te çalışmayacak. Sadece şu an bir görüntüsü var. Bakalım tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Şimdi JavaScript'te önceden body tagleri arasında koyuyorduk. Şu heat burada kalmış fazladan. Önceden body tagleri arasında yazıyorduk bir önceki derslerde. Fakat şimdi heat tagleri arasında kullanacağız. Heat tagleri arasında kullanacağız. Heat diyorum. Heat. Heat'i de HTML dersinde göstermiştim. Heat diyorum. Heat dedikten sonra JavaScript'imi tanımlıyorum önce. Hemen şöyle küçük bir işareti script type diyoruz. Eşittir tırnak işaretleri arasında text slash JavaScript diyoruz. Text slash JavaScript ve script'imi kapatıyorum ve script'imi şimdi komple kapatacağım. Script'imi komple kapattım. Şimdi ise HTML'e script kullanacağımızı belirttik. Bunu ona tanımladık script'imizi. Şimdi ise script'imize fonksiyon ekleyeceğiz. Function diyoruz. Function özelliğini kullanacağız. Function fonksiyon demek. Türkçede de var. Alert peki fonksiyona hangi özelliği kullanacağımızı belirtiyoruz. Show alt-tire alert özelliğini kullanacağımızı belirtiyoruz. Parantezi açıp kapatıyoruz. Şimdi ise show alert'imize bir değer veriyoruz. CSS'e benzer çok arkadaşlar. Hemen hemen CSS'le aynı gibi. Şimdi şöyle daha net göründüğü ben araya yazacağım. Kuyruklu parantezimizi açıp kapattık. Araya ise alert diyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum. Araya kullanıcı indire tıkladığında karşısına çıkacak kutudaki yazıyı yazacağım. Yani kullanıcı tıkladığında o kutuda ne yazsın? Buraya onu yazacağız. Ne yazsın? İndir butonu olduğu için ne yazalım? Bu dosyayı indirmek istiyor musunuz? Emin misiniz diyelim. Yok, istiyor musunuz diyelim. İstiyor musunuz diyelim. Öyle bir uyaralım. Bu dosyayı indirmek istiyor musunuz? Belki yanlışlıkla tıklamış olabilir. Şöyle kuyruklu parantez kuyruklu virgülümüzü koyuyoruz ve kodumuzu komple kapatıyoruz. Ctrl C dedim. Şu an her şey doğru sanırım. Input'umuzu ekledik. Butonumuz burada. Script'imizi tanımladık. Text JavaScript dedik. Script'imizi kapattık ve fonksiyonumuzu ekledik. Evet doğru. Ctrl C diyorum. Kaydettim. Şimdi deneme işlemini yeniliyorum. Yeniledim. Şimdi tıkladığımda bakalım ne olacak. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir JavaScript uyarısı diyor. Bu dosyayı indirmek istiyor musunuz diyor. Soruyor. Eğer tamam derse kullanıcı tamam dediğinde işleme devam edecek. İndirecek. İsterse kapatabilirdi de. Şöyle şuradan kapatabilirdi. Diğer çeşitleri de var. Onay, hayır gibi. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Bu ilk dersimizdi. Popup Box'da.
Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Pop-up Box dersinde görüşmek üzere.